Sevgili izleyiciler, Aydınatlan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Alü TV ve TV'den işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Alü'den Zenginliğe Farklı Bakış adlı programımızda her hafta farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Her zamanki gibi değerli hocam Profesör Doktor Mesut Kurmacı hocam bana eşlik edecek. Ve yine bir diğer değerli konuğumuz İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doktor Baturay Erdal hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocalarım, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam biz sizi yakından tanıyoruz ama izleyicilerimizin de sizi tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz lütfen? Baturay Erdal, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak görev yapıyorum. Yüksek lisansımı ekoeleştiri üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yaptım. William Golding'in Sineklerin Tanrısı eserine bir çevreci eleştiri bakış açısıyla bir inceleme getirdik. Yine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde doktora tezimi de yine bir çevreci hareket üzerine, radikal ekoloji üzerine biraz daha postmodern romanları inceleyerek yaptım. 2016 yılından beri de yine Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevimi yapıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım, peki. Evet, öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Biz şimdi bu programı uzun süredir devam ettiriyoruz. Sizin de muhtemelen 10. programımız filandır. Bir hocamızı daha dışarıdan, tıp fakültesinden başka bir hocamızı da konuk etmiştik. Yani aslında alan dışı demeyelim de hani biyolog olmayan bir hocamız diyelim. Siz bunlardan ikincisisiniz. Gerçekten de çalıştığınız konu itibariyle oldukça ilgi çekici. Bizim programımızın başlığı farklı bakış. Yani biz farklı bakıyoruz. Zenginliğe farklı bakıyoruz. Doğaya farklı bakıyoruz. Bu anlamda edebiyatçı bir hocanın özellikle yüksek lisansını ve doktorasını bu anlamda tamamlamış, ekoeleştiri üzerine tamamlamış bir hocamızı bu anlamda burada ağırlamak bize gerçekten onur veriyor. Çok da farklı şeyler katacak diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. O yüzden bu programı yapan biri olarak ben de merak ediyorum. Bakalım nerelere evrilecek. Sizin de neler tartışacağız burada. Şimdi hocam, tabii kavram oldukça ilginç bir kavram. Şöyle bir başlayalım. Doğa ve edebiyatın birbirleriyle ilişkisi nedir? Edebiyat neden ve nasıl doğayı bir özne haline getirmiştir? Evet. Şimdi öncelikle ekoloji, yani doğa edebiyat çalışmalarında bu doğa konusu son zamanların oldukça edebiyat alanında popüler konusu. Doğanın eleştirisi anlamında oldukça ilgi çekici. Gittikçe artan sayıda da akademisyenin ilgilendiğini görüyoruz son yıllarda özellikle. Türkiye'de de keza son zamanlarda ilgi gören bir hareket. Doğa ile edebiyatın ilişkisi üzerine aslında tartışıla gelen uzun yıllardır bir mevzu var. Mesela İşte Platon'a göre işte sanatçının taklit ettiği ve gerçekten aslında bizi bir kat daha uzaklaştıran bir ilişki. İşte daha sonrasında yine yeni Platonculara göre eksik ve tamamlanmamış olan doğaya aslında sanatçının bir şekil ve form verdiği üzerine bir tartışma var. Daha sonrasında aydınlanmacılar, İşte kısmen doğayı aydınlanmacı yazarlar diyelim, bir esin ve ilham kaynağı yerine aslında huzursuzluk kaynağı olarak görüyorlar. Bir nevi işte korku atmosferi olarak yine yansıtılımını görüyoruz. Tabii yani günümüze gelecek olursak son dönemlerde bu ekoeleştirinin özellikle katkılarıyla diyelim, merkeze alan doğayı, doğa sorunlarını edebiyatın direkt merkezinde gören bir anlayış söz konusudur. Yani aslında şöyle diyebiliriz, edebiyatın ham maddesi doğadır. Yani yazar onu alır, gerek bir imge, gerek bir karakter olarak kullanır, işler. Yazarın ham maddesidir. Tabii başlı başına bir doğadan bahsetmeyebilir bir eser. Yani başlı başına bir doğa eseri olmayabilir. Doğayı işte bir kurguda karakter olarak yansıtabilir, kullanabilir, belki bir metafor olarak, yine imge olarak kullanabiliyor doğayı. Şimdi bir de tabii işin şöyle bir boyutu var. Ekolojik kriz malum günümüzde.
Ki şu an hali hazırdaki pandemi süreciyle de aslında insanlar buna daha çok dile getirir oldular. Sosyal sorunların, toplumsal sorunların, yani her türlü, ekoloji de dahil buna, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik bütün sorunların olduğu yerde edebiyat da vardır. Hatta birçok edebiyat eserini okuyarak o dönemin ruhunu, o dönemin mevzulara, olaylara bakış açısını, o dönemdeki sıkıntıları görebiliyoruz. Şu anda da dolayısıyla aslında bir nevi bu ekoloji bazlı temelli eserlerin ortaya çıkmasının bu noktada rolü büyük. Yani edebiyat burada biraz daha aslında bin yıllardır diyelim sessizleştirilen doğanın şu anda bir sesi olmaya çalışıyor. Bir farkındalık ve bilinç yaratmaya çalışıyor. Bu sorunların çözümüne edebiyatın büyük bir rolü var. Yani aslında tarihte bunun birçok örneği var. Belki birazdan fırsat gelirse konuşuruz. Yani birçok yazar var. Ülkenin ekoloji politikasını, ekonomi politikasını değiştiren, bu noktada önlemler alınmasını sağlayan birçok eser var. Bu noktada etkilidir aslında edebiyat. Şimdi şöyle, ekoloji dediğimiz şey çevre bilim. Evet. Yani, temel olarak, kelime anlamı olarak. Evet. Çevre bilim diyelim. Ekosistem, o çevre. Ekosistemin içerisinde bizler de dahil olmak üzere bir yaşam ortamı. Bu yaşam ortamında biz etkileniyoruz bu yaşam ortamından ve bu yaşam ortamını etkiliyoruz. Doğru evet. Mu? Hem etken hem edilgen bir varlık olarak insan. Varlık aslında. Olarak insan. Dolayısıyla insan etkilediği ve etkilendiği ortamı bir şekilde dile getirmeye çalışıyor. Bu olayda dile getirdiğinde edebiyat oluyor. Evet. Bu bazen serzeniş oluyor. Bazen de o güzellikleri ortaya koymak oluyor. Değil mi hocam? Yani bir toparlarsak, edebi açıdan toparlarsak. Kesinlikle öyle. Zaten şöyle bir kavram var. Yani güçlü hissiyatın bir şekilde rahatlatılması gerekir der eleştirmenler. Yani edebiyat bağlamında. Bunu yani any strong relation must be relieved diyor. Bunu da aslında yazar konuşarak değil, bir eseri yazarak dile getiriyor. Yani o duygu yoğunluğunu diyelim, yazarak rahatlatıyor kendisini, evet. İfade edebiliyor. Evet, çok güzel. Evet. Peki hocam, ekoeleştiri kavramını biraz daha açabilir miyiz? Neden çevreci edebiyat eleştirisi olarak bakıyoruz? Şimdi eko eleştiri kavramı şöyle, az önce Mesut hocam da dediği gibi aslında eko yani Latince kelime anlamı olarak ev anlamına geliyor. Ekos. Ekos'tan geliyor değil mi hocam? Evet. Yani şimdi bunun bilimi ve edebiyat üzerine bir eleştirisi söz konusu. Aslında bu terim yani ekokritisizm olarak ilk defa 1978 yılında William Rukert tarafından ortaya atılıyor. Burada temel amaç... Terim olarak mı hocam? Yani evet, eko-eleştiri terim eko olarak mı? Eko-eleştiri terimini İngilizce'de yani ekokritisizm olarak ilk defa William Rukert ortaya atıyor. Şimdi buradaki temel aldığı husus şu, ekoloji prensiplerinin, ekolojinin unsurlarının, prensiplerinin, kurallarının edebiyata uygulanması olarak bunu söylüyor. Aslında şöyle, şimdi eko eleştiriden önce doğa çalışmaları, edebiyatta doğa çalışmaları yok muydu? Tabii ki vardı. Ama böyle kısım kısım, parça parçaydı. Eko eleştirinin özellikle bu kuramın kurucusu olarak Cheryl Gottfeld'i daha sonra 80'lerde öncülük ediyor. Sistematik bir hale geliyor eko eleştiriyle. Yani tek bir çatı altında bütün doğa yazınlarının toplanması eko eleştiriyle başlıyor. İşte 90'larda falan artık daha işte Scott Slowick'in katkılarıyla ve yine diğer eko eleştirmelerin katkılarıyla daha geniş yelpazelere yayılıyor. Dünya çapında artık işte kent ekolojilerinin, kırsal ekolojilerin bütün ülkelerin daha sonra daha disiplinler arası hale geliyor. Yayılmasıyla devam eden bir süreç var burada. Mesela Gottfeld kurucusu dedik, bu akımın öncüsü diyelim. Böyle geleneksel bir tanımlama vardır ekoeleştiri için. Edebiyat ve fiziki çevre, yani daha doğrusu edebiyatın insan ve fiziki çevre arasındaki
bağlantısı üzerine bir tanımlama yapar. Scott Slavik bunu daha sonra yine genişletiyor. Aslında sadece doğa temelli, doğa merkezli yazınlar yerine diğer edebiyat klasiklerinin hemen hemen belki de hepimizin bildiği bütün eserlerdeki doğa unsurlarının araştırılması gerektiğini söylüyor ve orada nasıl kullanıldığı, çevreye nasıl bakıldığı, hangi algılara yol açtığı, işte bu krizin çözümüne katkıda bulunan ya da tam tersi bunu derinleştiren eylemler üzerine çeşitli analizler yapılmaya başlanıyor. Yine işte edebiyatı incelerken az önce dediğimiz gibi yani yazarın ya da bir edebiyat incelemesinde, ekolojik edebiyat incelemesinde metnin illa çevreci olması gerekmiyor. Yani örneğin başka mevzuları ele alıyor olabilir. İşte ırk, dil, cinsiyet vesaire gibi konuları ele alıyor olabilir. Ama eko eleştirinin temel amacı aslında burada yazının içerisinde, doğa yazının içerisindeki o potansiyel doğayı ortaya çıkarmak oluyor. Bir, iki ve üçüncü aşamaları var. Tabii bu ilk aşamada biraz daha, yani birinci dalgası diyelim eko eleştirinin, transcendentalizm üzerine bu Amerikan aşkıncılığı, işte orada Emerson'un, Leopold'un, John Muir'in, bunların doğa yazınlar üzerine biraz daha realisttir o noktada. İşte doğadaki insan imgesi vardır, realist yazınlar üzerine. İkinci aşamada biraz daha artık çok uluslu hale geliyor bu. İşte diğer edebiyat eserleri de incelenerek oradaki doğanın yansıtılma şekli, yazarın kullanımı, okuyucu ile ilişkisi vesaire bunlar ortaya çıkıyor ikinci aşamada. Şimdi günümüzde yine herkesin kabul ettiği birden ikiye bir de şöyle bir şey var. Birinci aşamada daha kırsal. Çünkü yazarlar böyle işte kendilerini izole ederler doğa içerisinde birinci dalgasında. İkincide de biraz daha ikinci aşamada artık kente yönelir eko eleştir. Yani kent ekolojileri üzerine sadece bu wilderness dediğimiz vahşi doğadan ibaret değildir yaşam. Aslında bizim yaşadığımız, içerisinde bulunduğumuz bu kent yaşamında da doğanın önemli bir rolü var. Her ne kadar onu bozsak da. Üçüncü aşamada herkes tarafından kabul gören diyelim bu üçüncü aşamaya. Daha farklı alanları da var ama aşamaları. Burada da biraz daha artık disiplinler arası çalışmalar var. Aslında hocam şöyle, yani belki 1978 yılında bunun tam olarak terim anlamı koyulmuş. Hani bunun üzerine belki bir ana bilim dalı geliştirilmiş. Bunun üzerine araştırmalar yapılmış. Bunun alt dalları oluşturulmuş. Lakin eko eleştiri sizin söylediğiniz anlamda bu yani işte doğanın, çevrenin etkilendiğimiz ve etkilediğimiz unsurların edebiyata dökülmesi olayı, evet, ilk yazıyla beraber, hatta yazıdan daha öncesine de gidiyor. Evet. Mesela bugün işte şurada hemen burnumuzun dibinde Latmos'taki kaya resimlerinin üzerindeki tasvirler de bence bir eko eleştiridir. Doğru mu? Mesela orada bir savaşın olmaması, orada bir av sahnesinin olmaması, belki o yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar insanlar orada. İlla bunun sözlü mü olması gerekiyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu tabii ki yazılı olması gerekmiyor. Biz belki yazıdan itibaren şu an konuyu başlattık ama sözlü bir gelenek var. Yani yazıdan önce söz vardı. Evet. Hatta aslında önce söz vardı. Sözlü gelenekte de işte bütün destanlarda şu an yapılan çalışmalar var bunlarla ilgili. Yani hem Türk edebiyatında hem dünya edebiyatlarında. İşte çeşitli mitolojik unsurları, bazı eko eleştirmenler örneğin böyle tinsel manada, yani çok semavi dinlerden çok da buralara yönelirler. Ki onların içerisinde de birçok eko eleştiri vardır aslında kutsal kitapların içerisinde. Bizim kutsal kitabımızın içerisinde de, tabii onun içerisine girmeyeceğiz şu anda burada, onun içerisinde de birçok eko eleştiri var. Var, evet. Yani birazdan belki şeyi, bu krizin köklerini falan tartışırken oralara değinebiliriz. Öyle yani mi? Tabii semavi dinler bu noktada önemli. Eko eleştirinin özellikle. Ben aldığım notlarda yok da tabii, konuşalım bunları yani. Olabilir ama yani işte bu kavramı açıklamaya aslında şu an belki devam etmemiz gerekirse işte üçüncü aşamasında dediğiniz gibi, yani sözlü olarak başlatabiliriz bunu. Yani illa yazılı edebiyatta değil. Çünkü oralara da artık ilgi var. Dediğim gibi bu üçüncü aşamada çok fazla artık böyle disiplinler arası çalışmalar. Yani kuantum fiziğiyle bile artık eko eleştirinin özellikle Türkiye'de Serpil Operman'la
başlayan bir süreç var. Posthümanizmle, postmodernizmle falan ilişkileri mevcut şu anda. Eko eleştiri peki yani başlı başına nereden beslenir? İşte dayana kaldığı aslında üç tane şey var. Birincisi üç tane çevreci hareket var. Bu 60'ların meşhur çevreci hareketleri diyebiliriz. Bunlar radikaldir birazcık daha. Mesela birincisi derin ekoloji kavramı. Arne Naess tarafından geliştirilen bir kuramdır. Şimdi derin ekoloji diğerlerine nazaran biraz daha radikaldir. Bütün yani biyosferik canlıların, tüm yaşam formlarının eşitliğine inanır. Buna insan da dahil. Hatta zaman zaman eleştiriler de yapılır. Biraz işte mizantrop yani insan düşmanı gibi. Yani nasıl bir atıyorum tahta kurusuyla insanı eşit tutabilirsiniz diye. Diğer ekolojik hareketler aslında onu eleştirir bu noktada birazcık. Ama o Kafka'nın bir örümcek mi bir kitabı şeyi var. Dönüşüm. Dönüşüm. Bu onunla alakalı bir durum olabilir mi ya? Yani dönüşümde birçok aslında eserde bu eşitliği görebiliyoruz ama hiçbirisi başlı başına yani bir böcekle bir insanı eşit şimdi konuma getirmez. O kadar radikal yani. Değildir Kafka mesela. Çevreci sayılamaz ama tabii doğa unsurlarını arayabiliriz dönüşüm içerisinde. Evet, ikincisi. Şimdi derin ekolojinin bazı ilkeleri var aslında bu kadar radikal olmakla beraber. Tabii hepsine çok girmeyelim ama işte biyosferik eşitliği savunur dedik. Ama şunu da söylüyor yani 8 tane ilkesi var aslında. Üçüncüsü insanın hayatta kalabilmesi için bazı işte hayati yani hayati olduğu sürede diğer canlılarla biraz daha yani onları kullanabilirsiniz diyor ama bunun ötesine geçtiğinizde atıyorum bir kürk kullanımı ya da ne bileyim işte etin ve et yiyiminin ya da yani yiyeceğin diyelim metalaştırılması falan bunlara karşıtır tabii ki derin ekoloji. Burada mesela kendini gerçekleştirme kavramı vardır derin ekolojinin. İnsan nasıl kendini gerçekleştirir? Şimdi bu kendini gerçekleştirme mevzusu birçok felsefenin ilgi alanıdır belki ama işte derin ekoloji için insan önce kendini tanımalı, ondan sonra kendini tanıdıktan sonra doğanın bir parçası olduğunu kabul ettikten sonra bütün biyosferdeki canlı formlarını kucaklamalıdır der. Bu paganik toplumlardaki inanç aslında bu derin ekolojiyle örtüşüyor. Yani bu uzak doğu yani bizim ilk işte atalarımız yani Türklerin geldiği nokta. Evet. Hatta Bering Boğazı'nı geçen Kızılderililer değil mi? Onlar da hala şu anda hala işte ne bileyim belki Avustralya yerleri olan aborjinlerde. Bu derin ekoloji kavramı tabii terimsel anlamda onlar bunu şey yapmıyorlar lakin yaşam felsefesi olarak bunu şu anda kesinlikle evet. Kullanıyorlar yani veya da kullandılar yani. Hatta burada direkt şamanizmi söyleyebiliriz. Evet, evet. Biraz eski Türk inanışı olan şamanizm kesinlikle ekolojiyle barışçıl bir inanç biçimidir. Hatta derin ekologlar, derin ekolojistler birçoğu diyelim, hepsi belki demek iddialı olur ama birçoğu ya da neredeyse hepsi şeydir. Yani bu semavi dinlere inanmazlar. İşte Taoizm, işte Budaizm, işte Zen Budacılığı gibi hatta Şamanizm gibi inançlara daha çok saygı duyarlar. Çünkü onların işte az önce bahsettiğimiz gibi o yaşam formlarının eşitliği ilkesine daha sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünürler. Evet, çünkü mesela bir şaman kitabı okumuştum ben. Orada hı-hı. Bir programın bir tanesinde de küçük birazcık bahsetmiştik belki Melis hatırlar. Mesela bizim çarıklarımızın yukarıya doğru oluşunun sebebi evet. Doğaya daha az zarar vermek. Yani çime yani daha sivri olup mesela toprağa, çime daha hani zarar vermek yerine onu yukarıya ya bu kadar ince bir düşünce kesinlikle ya çok da, harika. Bir ağacı işte kesecekleri zaman ağacın önünde bir ritüel gerçekleştirmiş evet, evet. Olmaları, ona neden onu kestiklerini anlatmaları ve bunun içerisinde en yaşlı ağacı yani ortadan kaldırmaları bu hep bu şamanik inancın içerisinde olan şeyler. Hatta biz işte Kızılderili filmlerin bazılarında da bunları görüyoruz. Mesela bizim eski Türklerde ormana girerken baltanın ağzının işte efendime söyleyeyim kapatılması saygıdan dolayı. Çünkü evet, evet. Aynı işte kurban kesilirken kurbanların gözünün bağlanmasıyla aynı şeye dayanıyor. Köke dayanıyor aslında. Bu doğaya ne kadar saygılı olduğumuzu gösteriyor. Evet biz kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız.
hayatta kalacağımız için kullanmak zorundayız. Onun için bizi affet. Aslında bu doğayla ne kadar yakın olduğumuz bir gerçeğinin de göstergesi tabii ki o dönemlerdeki toplumlarda ya da yaşayışlarda. Kesinlikle işte derin ekolojist bir bakış açısı bu. Yani o ucunun daha sivri olması ve yukarıya bakması durumu. Yani muhtemelen tabii siz daha iyi bilirsiniz ama işte oradaki belki o çimeni ya da o bitkiyi belki koparmayıp işte toprak kaymasını engellemek adına da yine ya çok ince düşünce gerçekten. Sadece mesela hayvan avlarlarken, işte balık tutarken dahi aslında evet kullanmışlar ama işte dediğimiz gibi bu hayatta kalmak için bu kullanım ayrıdır doğayı. Sömürme anlamına gelmiyor bu. Ama bunu olabildiğince saygılı yapmışlardır. Yani bizim şu anda modern toplumlar gibi bir ticaret haline getirmemişler ya da işte daha saygısızca tavırlar sergilememişler dediğiniz gibi. Şöyle bir hocam bir anekdot anlatırdı. Onu paylaşayım, tam da yerine denk geldi. Evet. Ben derdi işte bir bölgede yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Bir tane de ağaç var. O ağaç da dünyada tek bir tane kalmış. Tamam mı? Ben derdi böyle, çok severim kendisini de. Profesör Doktor Özcan Seçmen bizim hocamızdır. Buradan kendisine de çok selam göndereyim. Evet. Derdi ki ben o ağacı kesmem. Karar veriyorum burada. Çok doğa severim. Doğayı çok seviyorum. O ağaç dünyada tek kalmış. İnsan toplumundan bir sürü canlı var. Kesmiyorum yani, tamam onu kesmiyorum. Ve o sene kış atlattık. Ne ağaç öldü ne ben öldüm. Tamam. Zaman geçti. Ben evlendim. Çocuğum oldu. Ve yine öyle bir kış oldu. Aynı şartlar var. Ama şu anda çocuğum var. Şimdi neslin devamı. Artık öyle bir noktaya geldi ki hani o mesela kullanma. Kullanabildiğin kadar kullanma. Artık onu kesmem gerekiyor. Artık onu keserim. Yani bu bilinç de aslında paganik bir bilinçtir. Yani sizin neslinizin de devam etmesi gerekiyorsa eğer, öyle değil mi? Bir şeyleri de ne yapmanız gerekiyor? Bünyenize almanız gerekiyor. Bu bitkide olabileceği gibi tabii protein, biz insan toplumlar olarak bu proteinlere de ulaşmamız gerekiyor. Evet. Değil mi hocam? Kesinlikle. İşte hocamın tavrı burada, ben de selam göndereyim buradan kendisine. Yani bu gerçekten takdir edilesi bir davranış. Ve aslında şu an günümüz toplumlarında belki kurtarılabilecek bir yaklaşım bu krizlerden. Şimdi hocamızın tavrı biraz şey, tüketim toplumuna karşı bir tavır. Şimdi evet. Mesela bir ısınma amacıyla, ısınma maksadıyla işte eskiyen ve işlemini yitirmiş bir ağacı yakmak ayrı bir şeydir ama işte zevkine bir parti için örneğin değil mi? Bir ağacın yakmak işte buna çok hayati bir ihtiyaç diyemeyiz. Tam tersi işte keyfi kullanımdır. İşte tam derin ekolojinin bahsettiği burada yine mesela sığ ekoloji kavramını geliştirir Arminez. Yani derin ekoloji her ne kadar ona son derece saygı duyuyorsa ve işte ekoloji krizi derinlemesine inceliyorsa sığ ekolojide de yani her çevreciye de çevreci demeyin der. Örneğin çevreyi korumak sadece insanın çıkarına nedenle yapıyorsa bir kişi yani özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanların nüfusun sağlığı ve onların refahı için çevreyi savunuyorsa bu sığ ekolojidir der. Evet, bu da çok önemli bir kavram değil mi? Aslında baktığınız tabii. Zaman sen sonuçta yine kendini merkeze koyuyorsun. Aynen. Kendini merkeze koyduğun her durum doğa açısından problemlidir. Çünkü sen diyorsun ki benim için yani benim daha refahta olmam için aslında benim bunu korumam gerekiyor. Aslında bunu doğayı doğa olduğu için, canlı olduğu için, birlikte yaşadığı için korunursa zaten sen otomatik olarak o doğanın bir parçası olarak hayatını daha sağlıklı şekilde devam ettireceksin. Lakin ben kendim için doğayı koruyorum dediğin anda kendin zarara görmeye başladığın anda doğayı yemeye başlarsın. Aslında belki de tartışmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi budur. Bak, bu çok tabii, önemli bir tabii. Nokta. Yani insanın refahı ve insanın işte yaşam standartlarının yüksek olması amacıyla savunmak değil. Doğayı doğanın kendisi için savunmak. İlkesi derin ekolojinin budur. Yani diğerini daha sığ olarak görüyor. Doğru. Matematik olarak. Evet.
Yine son olarak devamında üçüncü, yani ekoeleştirinin beslendiği akımlardan üçüncüsü ekofeminizm. Özür diliyorum, derin ekoloji bir, ekofeminizm ikincisi. Ekofeminizmde de biraz adından da anlaşılacağı gibi ekoloji ve feminist, ekolojik ve feminist hareketin bir araya getirilmesi var. Burada işte kadının ve doğanın sömürülmesi, onun metalaştırılması, daha doğrusu böyle genelleyecek olursak kadının ve doğanın kaderinin aynı olduğuna inanırlar. Mesela derin ekoloji bu krizin kökünü şeyde insan merkezcilikte ararken, az önce bahsettiğimiz konu, ekofeminizm ise erkek merkezcilikte, yani ataerkillikte arar. Yani şunu söyler işte, kadın da doğa, kadın evde tutulurken, evde hapsedilirken, işte bir nevi evcilleştirilirken diyelim, erkekse doğayı kirletmekle meşguldür. Dolayısıyla aslında hep kadın birbiriyle ilişkisi vardır. Yani bu kadın sorununu ortadan kaldırmak için ekoloji sorununu ya da bu ekolojik sorunları ortadan kaldırmak için toplumun işte ya da ataerkil görüşün kadına bakışını, açısını değiştirmek lazım der bu noktada. Yani ekofeminizmde yine tartışmalı noktalar yok değil, var. Kendi içerisinde de birbirlerine karşıt görüşler mevcut. Örneğin işte kadının doğayla ilintilendirilmesini işte özcülük olarak görür kısmen feminizm. Bunun doğru olmadığını söyler ama diğer taraftan işte ekofeministler var. Özellikle ilk erken dönem ekofeministler kadınla doğayı ilişkilendirmenin gayet doğal olduğunu söyler. Çünkü bu Amazonlar onlardan biri midir? Kesinlikle. Hemen o tabii çünkü. O noktalarda araştırma doğana deriz mesela. Yani en net ve basit örneği, neden baba demeyiz, doğana deriz. Yani neden aslında kadınla doğayı özdeşleştirir? Doğru, ona doğru. Şöyle cevap veriyorlar. Yani kadın da doğada, ikisi de üretkendir. Değil mi? Yani ikisi de üretendir, can verendir mesela. İkisi de daha şefkatlidir. Hani erkek yıkıcıyken ve erkek hakim olma, tahakküm etme içgüdüsüyle davranırken kadın ise tam tersine sahip olma deyip ona ait olma duygusuyla hareket eder. Doğaya bu noktada doğanın bir kadın işi olduğunu söylerler. Doğa konusunun kadın işi olduğunu söylerler. Hatta bu ekolojik dengenin bozulmasının, işte çevre tahribatının önce kadınları vuracağını, kadınları ve çocukları vuracağını söylerler ekofeministler. Üçüncü hareketimiz de bu şekilde. Yani ikisi de hem kadın hem doğanın sömürülen nesneler olarak ortak bir paydada buluştuğunu ifade ediyor ekofeminizm. Toparlayacak olursak işte ekoeleştiri bu tür kavramları alır, kullanır ve edebiyat eserlerinde. Şimdi derin ekoloji dedik hocam. Evet. Bu sığ ekoloji, derin ekolojinin bir şeyi mi, yoksa onu bir madde içerisinde mi saydınız siz? O derin ekolojinin içerisinde olan bir kavram. İkincisine yine. İkincisine ekofeminizm dedik, üçüncüsü? İkincisi ekofeminizm, üçüncüsü sosyal ekoloji. Toplumsal, onu çünkü konuşmadık. Toplumsal ekoloji, evet. Sosyal ekoloji, evet. Evet, toplumsal ekoloji. Bookchin, Murray Bookchin tarafından geliştirilir bu. Diğer ikisinin aksine toplumsal ekolojide bu çevre krizini toplumda arar. İşte o yüzden bu kişinin ekolojinin önüne toplumsal ifadesini getirir. Yani toplumdaki bozulma, toplumun yapısındaki hiyerarşi, dominasyon, yani tahakküm ve özellikle kapitalizmin aynı şekilde doğayı da bozduğunu söylüyor. Eğer şu anki doğa krizini çözümlemek istiyorsak, öncelikle bu toplumu değiştirip dönüştürmemiz gerekiyor der. Peki hocam, burada buna belki sonra gireceğiz de tam yeri geldiği için söylüyorum. Tabii. Bu sosyal ekoloji ya da bunu savunan insanlar, işte dünyanın bir taşıma kapasitesi var. Diyelim evet. Ki 800 milyonlar, 1 milyar insan. Hı-hı. Bugün biz 8 milyar insanı geçtik. Yani bu insan sayısının herhangi bir şekilde düşürülmesi gerekiyor sağlıklı bir şekilde yaşamamız için. Onun için böyle bir virüs salalım ortaya. Yani bu yaklaşımda olabilir mi? Yani şimdi hani yani baktığımız zaman o sonuç böyle bir şey çıkıyor. O zaman bu haklılık payları çıkıyor yani. Hani diyor ki adam doğanın sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi için, doğadaki diğer canlıların, işte efendime söyleyeyim yağmur ormanlarının sağlıklı kalabilmesi için, efendime söyleyeyim o Çin'deki işte hayvanların sağlıklı kalabilmesi için, öyle değil mi? Bu nüfusun çok fazla olduğu, bunun azaltılması gerektiği
kendince. Yani bu psikonevrotik de bir durum aslında. Farklı bir bakış açısı da var bu olayın. Lakin sosyal ekolojistler olaya böyle bakabilirler mi? Şimdi bu bir komplo teorisi tabii. Yani ben şahsen kişisel olarak inanmıyorum. Çünkü ben şu noktadayım. Yani doğa bizi cezalandırıyor. Aslında yine bu virüsü belki yine tartışabiliriz derinlemesine. Şimdi nüfus konusu başlı başına 3 akımın da ele aldığı konu. Örneğin işte derin ekolojiyle karşılaştıramam. Evet, kesinlikle karşıtır. Nüfus artışının sınırlandırılması gerektiğine inanır. Çok katı bir şekilde. Fazla nüfus, yani aşırı nüfus artışının zaten bu ekolojik krizde çok büyük etkisi olduğunu söylüyor. Ama sosyal ekoloji işte o biraz diğer ikisinden çok daha farklı. Çünkü insanın potansiyelini hatta teknolojiyi, hatta bilim ve akılı daha çok tolere eden bir akımdır sosyal ekoloji. Yani şunu söylüyor. Evet, doğayı bozan insandır. Ama bu çok doğal bir süreçtir der. İnsan doğayı bozduğu gibi onu tekrar sağlığına kavuşturma potansiyeline de sahip diyor sosyal ekoloji. Bu noktada teknolojiye falan güvenir. Ama tabii bir şartla, yani bu teknoloji günümüz kapitalizminin dayattığı yıkıcı teknolojiler değil. Tam tersi ekoteknoloji dediğimiz ekoloji temelli, çevreyle, doğayla dost olan teknolojik araç ve gereçlerdir. Vallahi hocam bu konu çok tartışılacak bir konu. O zaman şu işte doğa koruma alanları, evet, efendime söyleyeyim büyük hayvanat bahçeleri, büyük yaşam alanları, bunlar için oluşturulan büyük yaşam alanları ya da belirli bir canlıların işte hayatlarını devam ettirmesi için aranmış alanların hepsi bu sosyal ekolojinin içerisine giriyor. Dolayısıyla bunda şöyle bir şey de çıkabilir. Ya koruyacağımız belli bir kısım var zaten ama diğer tarafı halledelim olayı da çıkabilir bunun içerisinde. Yani hani bu bizim kendimizi kandırmamız da olabilir. Neden? Şöyle. Çünkü bunu çok kullanıyorlar aslında hocam. Mesela diyelim ki Melis şeyde işte buzulların içerisinde bir tane beyaz balina sıkışıyor. Bu beyaz balinanın orada ne olması gerekiyor? Ölecek. Öyle değil mi? Hı hı. Bu özellikle işte bu birazcık daha büyük şirketler, işte Siemens gibi ya da ne bileyim ben işte General Motors gibi ya da çok büyük olan şirketler ya da büyük ilaç firmaları gibi işte bütün her şeyini seferber ederek büyük helikopterlerle şunlarla bunlarla gidiyorlar orada o hayvanı bulundukları yerden kurtarıyorlar getiriyorlar işte normal denizlerin içerisine bırakıyorlar. Ben bunları ilk gördüğümde yani biyolog olmadan önce öyle şey yapıyordum, alkış tutuyordum. Ya ne kadar muhteşem işler, adamlara bak işte para kazanıyorlar ama doğaya da harcıyorlar. Aslında öyle değil. Bu tamamen bir göz boyama olayıdır. Neden tamamen bir göz boyama olayıdır? Sen bu tarafta bu parayı kazanmak için doğayı bu kadar kirletirken orada ölmesi gereken canlıyı oradan alıyorsun ve aslında oraya da zarar veriyorsun. Çünkü o canlı orada ölecek. O canlının orada ölmesi demek oradaki birçok mikroorganizmayı besleyecek. O mikroorganizmalarda birçok daha büyük canlıları besleyecek. Aslında sen sistemin içerisinde olması gereken bir şeyi bizim gözümüzü boyayarak, oradan alarak aslında sistemin zarar görmesine sebep oluyorsun. Ve bana diyorsun ki ben doğaya karşı işte sorumluluğumu yerine getiriyorum. Evet, doğayı bir miktar kirletiyorum ama doğaya karşı sorumluluğumu yerine getiriyorum. Anladınız mı hocam? Bu çok tehlikeli bir yere de götürebilir yani bizi. Sığ ekolojik görüş aslında biraz bunu açıkladınız hocam yani. Derin değil de daha sığ. Derin değil. Ben sosyal ekoloji ve sığ ekolojiyi aslında birlikte aslında bakış açısıyla açıkladım. Evet. Belki de açıklama değil de olan bir olayı bu şekilde yorumladım. Kendi açımdan evet, bu şekilde yani, yorumladım. Yani tabii birbirlerine karşı yani derin ekoloji ve sosyal ekolojinin biraz bir çekişmesi var açıkçası. Hatta Amerika'da FBI tarafından falan zararlı görülen ve birbirlerine düşürülmeye de çalışılan iki harekettir. Daha sonra tabii toplanıp ortak bir ülkede buluşmaya çalışıyorlar ama aslında çok birbirinden farklı bakış açısı. Yani direkt mesela Murray Bookchin şeyi eleştirir. Yani bir böcekle bir insanı nasıl eş tutabilirsiniz diye. Çok radikal olduğunu düşünür. O biraz daha şey yani mesela... İşte bir Hegel'in tez, antitez ve sentez gibi bir diyalektik materyalizm geliştirmiştir Bookchin. Örneğin işte tezin yerine birinci doğa der, el değmemiş, insan el değmemiş, işte bakir doğa. İkinci doğa der antitez yerine.
O ikinci doğa da şu an işte insanın kurduğu, şu an bizim aslında yarattığımız, değiştirdiğimiz doğa, içerisinde bulunduğumuz. İşte bu ikisini Hegel'in tam tersine, Hegel'de bu tez ve antitez bir zıtlık sonucu, bir sonuca varır ama Bookchin'inki biraz daha ilerlemecidir, kümülatiftir, epistemolojiktir. Özgür doğaya bu 1 ve 2'yi barıştırarak ulaşabileceğimizi söyler. İşte bunun içerisinde ekoteknolojiler önemli. Teknolojiyi... Belki de 3 hocam, yani 3'ünü de bir araya getirmek çok daha sağlıklı sonuçlara doğurabilir bizi. Siz lütfen söylediğinizi unutmayın. Evet. Olaya şöyle baktığınızı düşünün. Şimdi doğadaki bir işte efendime söyleyeyim örümcekle insanı yan yana hani aynı değerde tutma fikri hani karşıdan baktığınız zaman ne alaka diye bir şey hani insan aklında böyle bir olay getirebilir. Lakin olaya biyoçeşitlilik açısından baktığınızda mesela bizde de öyle bir yerdeki canlıların işte topluluğuna bitkiler açısından baktığınızda flora denir. Evet. Flora. Hayvan olarak baktığınızda buna fauna denir. Tamam, burada insan da birdir, örümcek de birdir. Burada çimen de birdir, çam ağacı da birdir. Lakin olaya vejetasyon yönünden baktığınızda, yani o zaman o küçük çimenliğin bir şey yoktur, herhangi bir şey yoktur. Çünkü onun örtü kapasitesi yoktur. O zaman dominant olan çam sizin için daha önemlidir. Şimdi burada da bu bakış açısı bizi şuna götürebilir. Biyoçeşitlilik açısından baktığınız zaman, çeşitlilik açısından baktığınız zaman evet, örümcekle insan çeşitlilik açısından bir farklı organizmalar olması açısından, sayı açısından her ikisi de birdir. Değer olarak birdir. Lakin doğada dominant olan canlılar vardır. Doğayı daha fazla etkileyen. Bizim unutmamız gereken en önemli nokta şudur. Doğada öyle kritik canlılar vardır ki bunlar hassas organizmalardır. Ve siz bunları sistemden çektiğinizde zincirin, aslında çok büyük bir zincirin, çok büyük bir zincirin halkalarından bir tanesini ortadan çıkartmış olursunuz. Olaya böyle baktığınız zaman, yani biyoçeşitlilik açısından baktığınızda bu bizi derin ekolojiye yaklaştırır. Çünkü sizin belki de hayatınızı kurtaracak olan işte enzim, efendime söyleyeyim protein, efendime söyleyeyim işte neyse artık belki de o canlının içerisindedir. O zaman bu kritik olan organizmalara, ya daha doğrusu doğadaki bütün organizmalara bu şekilde baktığınızda bir ortak payda bulup bir ortak noktada buluşabilirsiniz. Yani biz derin ekolojiye de bu anlamda bakmamız gerekiyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu bizi aslında sığ ekolojiye de götürüyor. Yalnız canlıların korunması açısından eğer bu gerekliyse hocam, bunların hepsinin sentezlenmesi sonucu ortaya birlikte yaşayabileceğiniz çok güzel bir ortam çıkar diye düşünüyorum, yani birlikte yaşama. Ben şöyle bir izlenim aldım hocam. Siz derin ekolojiye daha yakınsınız. Aslında ben de öyleyim yani. Biraz daha derin ekoloji diğerlerine göre favorimdir. Tabii bir fen bilimleri alanında uzman bir kişinin derin ekolojiye bu noktada daha çok sahip çıkıyor olması yine sevindirici şahsen benim açımdan. Çünkü evet, sosyal ekoloji biraz daha diğer, yani aslında ikisi de ütopik görülüyor bir kesim tarafından ama başarılamayacak şeyler değildir. Yani Bookchin'in sosyal ekolojisi de öyle. Bu işte ekotopluluklar oluşturma, işte ademi merkeziyetçilikten uzak özellikle işte yönetimlerle bu ekoteknolojilerin yardımıyla daha iyi bir gelecek kurma hayali vardır. Çok onlar ütopya olarak kabul etmezler aslında. Bunun başarılabilir bir şey aslında olduğunu söylüyorlar. Aslında bizde bir söz vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devlet yaşat ki insan, evet, yaşasın. Bunu doğa içinde söylerler. Doğayı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki doğa yaşasın. Hakikaten de sistemden bakın bu... Şimdi ben hep şöyle bir şey söylüyorum yani. Baturay Hocam, sizin de fikrinizi alayım bu konuda. Zaman zaman işte özellikle insanları çok fazla eleştirdiğimiz konularda diyorum ki siz insanın doğanın bir parçası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela derin ekolojistler. Evet, insan doğanın bir parçası. Peki, tamam, insan doğanın bir parçasıysa ben şu anda sizi alıyorum, şöyle yukarıya yükseltiyorum. Siz farklı gezegenden gelmiş, dünyayı gözlemleyen bir kişisiniz. Bu dünyanın içerisindeki bir varlık değilsiniz. Tamam mı?
Ve dünyayı gözlüyorsunuz. Sizi dünyayı araştırmak için gönderdiler. Ve siz rapor tutuyorsunuz. Bu rapora ne yazarsınız diyorum. Bu rapora ben şunu yazarım. Ya dünyada evet bu kadar çeşitlilik var. Bunların içerisinde dominant bir canlı var. Bu dominant canlı işte daha fazla alana kaplamış. Çünkü ekolojik toleransı yüksek. İşte daha başarılı. Çok başarılı bir canlı. Şunlar şunlar. Ben yukarıdan bunu görürüm. 65 milyon yıl önce dünyaya bakmış olsaydım aynı şeyleri dinozorlar için söyleyecektim. Siz diyecek miydiniz o zaman işte dinozorlar her tarafı yakıyor, yıkıyor, yiyor, parçalıyor. Yani doğaya bakın. Doğanın bir parçası olarak baktığınızda insanın eğer bir canlı kendi neslini devam ettirmekse mesela bu virüs. Virüsün amacı ne? Virüsün amacı şu. Hayatta kalmak ve kendi neslini devam ettirmek. Sen bir sürü insanı öldürdün. Ya kardeşim ben virüsüm ya. Çünkü hayatta kalacağım. Daha fazla kalacağım. İnsansın bir sürü şeyi öldürdün. Tamam ben de canlıyım. Hayatta kalacağım. Şimdi olaya canlı olarak doğal süreçler olarak baktığında insanın yaptığı çok yanlış bir şey yok. Hayatta kalmak adına üreyebildiği kadar, genişleyebildiği kadar, yok edebildiği kadar ediyor. Bir nokta gelecek ki bu sefer o popülasyondaki dalgalanma tersine dönecek yalnız. Çünkü bu sefer iç savaşlar başlayacak. Çünkü bu bütün canlılar için böyledir. Siz bir fareyi de işte bir hocamız bir şeyde programda söylemişti. Belirli bir yere koyun. Onun besinini azaltın. Orada da savaş çıkacaktır. Yani bu taşıma kapasitesini arttırdığımızda burada da bir savaş çıkacaktır. Böyle baktığınız zaman, doğaya böyle baktığınız zaman aslında yapılanlar çok da böyle hani çok aşırı uç bir şeyler değil. Lakin biz insanız. Ne dedik daha öncesinde? Bizim diğer canlılarda olmayan bir üst beynimiz var. Biz empati yapabiliyoruz, biz sorgulayabiliyoruz, biz merak ediyoruz, diğerlerinden farklıyız. Dolayısıyla biz öngörebiliyoruz bundan sonraki yaşamımızda bizim bu şekilde gidersek sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir çocuklarımızı sağlıklı bir çevreye bırakamayacağız. Biz bu doğal yaşamın içerisinde kalamayacağız. Çünkü biz bunu bilebiliyoruz, bunu virüs bilemez. Bunu diğer canlı gruplarda ama biz bunu öngörebiliriz. Aslında tartışmamız gereken olay da bu. Bilmiyorum Batur hocam ne diyorsunuz bu konuda? Gerçi çok az zamanımız kaldı ama. Öyle mi? Çok az hemen toparlayalım çünkü biz bir program daha muhtemelen yapacağız. Daha biz yani not aldığımız evet, ikinci soruda biz çok derinlere girdik yani. Evet. Ve çok keyif aldım gerçekten. Güzel inşallah zamanınız olursa bir program daha yapalım sizin sözünü alalım onu. Tabii hocam inşallah. Şimdi burada aslında temel tartışmamız gereken mesele şu. Yani bu işte insanı diğer canlılardan farklı kılan akıl mevzusu. Yani aslında sadece buraya girersek bir program eder. Çünkü şimdi ben burada biraz işte modernite aydınlanma falan buralara girmemiz gerekiyor ama şöyle kısaca şimdi aklı bir yani ekolojik açıdan ekolojik hareketlilerin bakış açısı en azından onları tasvir etmem gerekirse şimdi aklı evet insanı diğerlerinden farklı kılan bir unsur olarak görüyorlar. İşte buna farklılık ve çeşitlilik adı altında bakıyorlar. Yani insanın beyni var. Bu güzel. Kendi bir içsel değerini oluşturuyor. Ama işte bir tahta kurusunun belki bu anlamda bir aklı muhakeme yeteneği olmayabilir ama onun da kendine has içsel özellikleri var. Bu da onu en az insan kadar bu dünyanın diyelim ya da evrenin işte nimetlerinden yararlanma hakkına sahip tutuyor. Şimdi bu noktada akıl evet farklılık yaratır ama kesinlikle insanı üstün kılmaz diyor. Yani daha doğrusu kendinden olmayanlara yani insan olmayanlara, insan dışı varlıklara, doğal varlıklara bunu bir tahakküm aracı olarak, onları sömürü aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyler ekolojik düşünce bu noktada. Teşekkür ederiz hocam değerli görüşünüz için. Yine yarım kaldı. Sözünüzü aldık bir diğer programın. Zevkle. Ben de çok zevk aldım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, Adiden Zenginliğe Farklı Bakış Atlı programımızın sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sağlıkla kalın. Hoşça kalın.